Arkadaşlar merhaba, hepinizi kokulu kokulu oh öpüyorum. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. İşte bizler de şöyle böyle iyiyiz, iyi olmaya çalışıyoruz. İyi demek adet olmuş zaten. Evet, tekrar hoş geldiniz, mutfakta buluştuk. Bugün çok istenilen un helvasını yapacağım. Bahsetmiştim dünkü videoda da. Dedim bugün yapayım. Ben ölçülerimi azalttım ama sizler istediğiniz aynı ölçüde yapın. İsterseniz daha fazla arttırabilirsiniz. Kız bu sıcakta da çok fazla yapıp da yenmez. Onun için ben çok az ölçüde yapacağım. Şöyle 150 gram tereyağımız var. Margarin de kullanabilirsiniz tabii ki. Bir su bardağı toz şekerimiz. Bir su bardağı da sütümüz var. Bir su bardağı unumuz var. Evet, önce şerbetimizi kaynatalım. Ocağımızı açalım. Tamam mı? Bu açılmış. Tenceremizi koyduk. Sütümüzü de ilave ettik. Bir bardak toz şekerimizi de toz şekerimiz eriyesiye kadar bu şekilde karıştırıyoruz arkadaşlar. Şerbetimiz için tabii ki. Diğer taraftan hemen ben de unumu başlayayım kavurmaya. Bu beyaz sütlü un helvası. Bunu birkaç kere arkadaşlardan yazan oldu. Yapsana yapsana diye. Hep fırsatım olmadı. Arkadaşlar bu göz kararı, ölçülerimiz bu ama çok tam geleceğini tahmin ediyorum. Gelmediği takdirde şerbetimize çok az biraz süt de ilave edebiliriz. Bir kaşık daha alalım. Buralar bu arada kız, havalarınız nasıl? Havalarınız... Buradaki ocağımızı da açalım. Şimdi bazı arkadaşlar çok yakın çekim diyorlar. Tabii ki çok yakın çekimde de gösteririm de artık şekerle sütün de o kadar çok yakından karıştırmamın, göstermenin bir anlamı yok. Aslında çok basit. El kıvamı biraz da ölçülerle. Evet, şekerimiz erimeye başladı. Tereyağımızı koyuyorum. Tereyağımız eridikten sonra ocağımızın altını kısacağız. En kısık ateşte. Yalnız tereyağımız erisin. Unumuzu o şekilde kavurmaya devam edeceğiz. Erimeden atarsak o bir mümkünatı yok. Hemen topaklanacak. Bu arada tabii ki şerbetimizin de altını. Şerbetimiz hemen eridi zaten. Evet, dediğim gibi dileyen arkadaşlar margarin de kullanabilir. Ben tereyağı kız, enerji deposu akar mısın bu havada? Sırf tereyağı, şeker, süt. Ama evet, tereyağımız eridikten sonra hep beraber unumuzu tam yakmıyoruz. Ben çok kısık ateşte, sallandım kız, kısık ateşte devam edeceğim. Şerbetimiz çok fazla kaynar vaziyette olmayacak. Ben çünkü unumuzu kavurasıya kadar şerbetimiz oldu zaten. Eridi, hemen bir iki tıkım kaynamada altına kapatacağım. Evet, şimdi gelelim. Tereyağımız eridi, hep beraber unumuzu ilave edelim. Evet arkadaşlar, tereyağımız şu şekilde eridi. Ocağımızın altını kıstım ve unumuzu ilave ettik. Bu arada
Şerbetimiz oldu, altını kapattık. Şekeri de iyice eridi. Şimdi gayet kısık ateşte erittiğimiz tereyağımızın içine attığımız unu arkadaşlar biliyorsunuz un elması, irmik elması sürekli karıştırmak istiyor. Başladım ben ter dökmeye, başladım. Şekerinin tadını çok daha tatlı olmasını isteyenler için ben bir su bardağı süte, una, bir su bardağı şeker koydum. 1,5 da olabilir ama bence kafi. Evet. Bayağı bir böyle bir 20 dakika sürekli ezerekten bunun biraz kokusunun gelmesini bekleyeceğiz. Rengini döndürmeyeceğiz arkadaşlar. Hani koyu kıvamda olmayacak. Evet arkadaşlar bakın bu şekilde hep kısık ateşte altını açmıyoruz. Dediğim gibi bir 15-20 dakika bu şekilde sürekli karıştırıyoruz. Ben bu arada ocaktan aldım birazcık soğuması için şerbetimizi. Kaldırdım ocağın üstünden. Şerbetimiz de tabii iyice kaynar bir şekilde değil. Hafif ılık olursa ya da soğuk olursa daha güzel olur toparlanmaması için. Bu da tabii ki bu kadar yaptığım ölçüde. Düşünün bir de bunu çok yapıyorsun. Başında bekleyeceksin. Sabırla sürekli bunu durmadan karıştıracaksın. Tek zorluğu bu. Başka bir zorluğu yok. Tabii bu ölçüde bu kadar. Diğer ölçülerde daha uzun sürede çevirme işlemini yapıyoruz. Dedim çok az bir miktar yapayım. Çünkü sıcak havada, hadi kışın olsa gider de pek yeneceğini düşünmediğim için ben ölçülerimi gayet az minik tuttum. Dilerseniz bunun üzerine tabi soğumasını, dinlenmesini piştikten sonra bir 10 dakika bekleteceğiz. Ondan sonra şeklini vereceğiz. Arzu eden ceviz dövüp koyabilir, tek tane koyabilir, Hindistan cevizi koyabilir. Ne bileyim çam fıstığı renklensin diye onu öğütüp koyabilir. Ama ben sade tarafındayım. Neden derseniz zaten hava sıcak. Üstüne bir de ondan. Şurada fındıklar var. Acaba dedim döğüp de koysam mı? Aman bayar bayar. O sizin zevkinize kalmış bir şey. Hakan'ımız da vik 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 hiç annesini başından kaldırmıyor. Tam anneci ol. Dedim kızım tişörtünü dedim ben. Bir tane tişörtünü uyurken yanına koy da annesinin kokusunu mu istiyor? Ne yapıyor? Onunla çok birkaç gün durdu. Ondan sonra o da kâr etmedi. Büyüdükçe edepsiz. Vıyık 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 durmuyor. Evet arkadaşlar daha bunu bir 10 dakika daha bu şekilde ben karıştırmaya devam edeceğim. Evet unumuzun kokusu, ben çırpma telini aldım artık çünkü şerbetimizi ilave edeceğiz. Rengini çok değiştirmiyoruz. Hafif unumuzun kokusunu aldım. Şu şekilde gördüğünüz bir su bardağı sütümüz vardı.
Şeker de içine girince tabii ki 1,5 bardağı oldu. Şimdi şerbetimizi ilave ediyorum. Gayet yavaş yavaş. Bu gene bile çok oldu vallahi. Tabii yine kısık ateşte arkadaşlar. Evet, ötekini de ilave edelim. Aynı şekilde kısık ateşte kaynamasını bekliyoruz. Tabii 1 su bardağı sütlen şekerimiz 1,5 su bardağı oldu. Kısık ateşte bir 5-10 dakikada bu şekilde karıştırarak, siz tabii ki hangi şekilde, ya çırpmak eliyle ya da kaşıkla devam edebilirsiniz. Ben kaşıkla kavurdum, ondan sonra çırpma teline geçtim. Evet, kısık ateşte 10 dakikaya yakın bu şekilde şöyle kıvamına bakacağız arkadaşlar. Biraz çekmesi lazım bu kendisini. Karıştır babam, karıştır. Evet arkadaşlar, bak benim helvamın kıvamı tam oldu. Şöyle tencerenin dibine yapışmayacak kadar. Görüyorsunuz değil mi? Bakın. Şöyle kaldırdığım zaman toplanacak. Tencerenin altına yapışmayacak. Şu şekilde kıvamı tam uygun. Eğer kaşık veya çevirdiğiniz zaman tencerenin altına yapışıyorsa olmamış demektir. Şu şekilde kısık ateşte şöyle kalkacak. Tencerenin altına kesinlikle yapışmayacak. Kendisini hepsi toparlanacak, yani kendisini toplayacak bu şekilde. Evet, şimdi ne yapıyorum? Ocağımızın altını kapatıyorum. Tenceremizin kapağını kapatıp şekil vermemiz için bir 15-20 dakika yeterli. Hava çok sıcak. Siz helvanızın sıcaklığına göre bakacaksınız. Dinlenmesini bekleyeceğim. Sonra şeklini vereceğiz. Evet arkadaşlar, biz 1 su bardağı undan yaptığımız helvamız tabii tam iyice hafif bir ılık kıvamında. Ellerimizi tabii ki iyice yıkadık. Ayağımıza yapacak halimiz yok. Temiz, fakat ellerimi ıslıyorum. Ben elimden şekil verip o şekilde. Bazı arkadaşlar kaşıkla da dökebilir. Üstünde şekil yapabilir. Farklı bir kalplendi, kalıbın içinde yapabilir. Ben ellerimi hemen ıslıyorum. Elimizin hafif ıslak olması lazım. Şu şekilde. Daha hafif ılık donacak. Bana elden daha basit geliyor. Şimdi bu tam iyice soğunca kalıp gibi olur. Yani temizlik yapıyorum. Tadına baktım. Tadı tam benlik. Yani ne tatlı, çok şekerli. Evet arkadaşlar. Sütlü beyaz un helvamız. Dediğim gibi direyen üzerine Hindistan cevizi, fındık ezip dökebilir. Dediğim gibi kalıp içlerinde bunu şekillendirebilirsiniz, ama ben elimle alıp şöyle hafif hani İzmir köfte yaparlar ya, o şekilde alıp koyuyorum. Ya da çok bana daha kolay geldiği için. Ama bazı arkadaşlar yıldız şeklinde basıyorlar.
servis tabakları içinde kalp şeklinde basıyorlar. O zevklere göre yani değişiyor, fark etmiyor. Evet, inşallah bunu isteyen arkadaşlarımız, onlardan yorumlarını bekliyorum. Aynı bu şekilde, bu ölçüde, tam bu ölçüde harika oldu. Tadı, dediğim gibi, arzu edenler bir buçuk su bardağı şeker koyabilir. Ama bence tadı tam harika ve süper oldu. Çünkü ben aşırı derecede tatlıyı sevmiyorum. Hafif tatlı olduğu zaman tamam. Mesela çok nadir tatlı yerim ben. Ama sütlü tatlılar çok hafif olduğu için, mesela sütlaştır, kazandı bir değeri çok hafif olduğu için onları biraz daha tüketiyorum. Ama böyle aşırı tatlıları, baklavayla o türlü tatlıları biraz çekiyorum kendime. Aslında tabii ki seviyorum, sevmiyorum değil ama yiyemiyorum, yazık bana. Evet, istek üzerine un helvamızı da yaptık. İnşallah başka bir videoda, yemek videosunda, sohbet videosunda, daha eğlenceli videolarda görüşmek dileğiyle sizleri kokulu kokulu oh öpüyorum. Kendinize iyi bakın, sağlıklı kalın, mutlu kalın, huzurlu kalın. Hoşça kalın.